Hocam 10 yaşındaki çocuklar kalp krizi geçirmezler. Haklı. Bence konu kapandı. Ne yapalım? Dağılalım. Hadi herkes evlere. Benim demeye çalıştığım şey şu, yani bir hata olmalı. Bence de bir hata var. Nasıl bir hata biliyor musunuz? Bence bu kız aslında 40 yaşında olduğunu söylemek istemeyen bir kadın. Belki de oyuncu. Oyuncu olabilir. Ha? Korku filmi gibi düşünsenize. Bence testlerde bir hata olmuş olabilir. Yani çünkü mantıklı değil. Acildekiler de öyle düşünmüş. Bu yüzden 3 kez CKMB bakmışlar. Yüksek çıkmış. Ayrıca EKG'de ST elevasyonu da var. Yani kalp krizi. Hocam hasta morbid obez. Şişmanlığın morbid düzeyde olması tehlike çanlarını çalıyor demektir. Yapma Emre Allah aşkına. Yemek yiyerek kalp krizi geçirmek seneler alır. Çocuk daha 10 senedir bu dünyada. Zehirlenme de yok. Ayrıca bir yıldan uzun süredir de yorgunluk, kas ağrısı ve konsantrasyon problemi yaşadığını söylemiş. Bunlar da yine kızın kilosundan ve depresyonundan kaynaklanıyor olabilir. 5 pediatrist, 3 beslenme uzmanı ve bir psikolog da aynen böyle demiş. Ama kız kalp krizi geçirmiş. Demek ki bir şeyi gözden kaçırıyorlar. Ne? Yani genetik bir şey olması lazım o zaman. Metabolik sendrom. İnsülin direnci. Metabolik sendrom inmeye sebep olabilir ama kalp krizinden emin değilim. Yüksek tansiyonu varsa kalp krizine de neden olabilir. Ki kilosu da böyle olabileceğini gösteriyor. Semptomlar uyuyor. O zaman hastaya hiperinsülinemik, o glisemik kelepçe uygulayayım. Bu arada 3 gün içinde içinizden birini kovmam gerekiyor. Pap Bey amca, yeni patron. Biliyorsunuz, kemer sıkma politikası falan. Anladınız siz beni. Bu neydi şimdi? Oynuyor bizimle. Hekimoğlu'nun bu şirin eğlencelerinden bir tanesi. Hekimoğlu değil bu kez. Vahap Bey'in işi bu. Ben o kadar emin değilim. Vahap'ı mı bahane ediyor diyorsun yine? Öyle ya da böyle. Bu olayın bize etkilemesine izin vermemeliyiz. Nasıl olacak o Zeynep'ciğim? Senin şu kişisel gelişim kitaplarında bir şeyler yazmıyor mu ya? Emre, 2 dakika dalga geçme. Birlik olmalıyız diyorum. Neden birlik olmalıyız? Ne neden Emre? Sen hiç birlikten kuvvet doğar diye bir şey duymadın mı? Duydum, duydum. Sen şey duydun mu Zeynep? Her koyun kendi bacağından ısınır, duydun mu? Bu aynı zamanda kendi düşen ağlamaz demek. Biliyorsun değil mi? Deyimler ve atasözleri saatimiz bittiyse artık hastamızın başına dönebilir miyiz arkadaşlar? Teşekkür ederim. Bir saniye. Sen ne diyorsun? Ben Hekimoğlu tam da bunu istiyor diyorum. Biz birbirimize düşerken o da çayını öpürtedip bizi izleyecek. Ve kendisine o tatmini yaşatmak istemiyorum. O yüzden senin tarafındayım. Güzel. İşte bu. Güzel. Yani ikiniz de aynı fikirdeyseniz şansım 2'ye karşı 1. O da güzel. Yoo. Sen birbirine destek olmayı çok yanlış anlamışsın. 2 kişinin birbirine destek olması demek 3. kişinin kuyusunu kazacakları anlamına gelmez. Siz bu dediklerinize inanıyor musunuz? Evet. O zaman ya birlik olup hayatta kalırız ya da ayrılıp ölürüz. Arkadaşlar bu kadar dramatize etmenize gerek yok. Ayrıca kimsenin öleceği falan da yok. İkiniz de iyi tanıyorsam ikiniz de işinizi kaybetmemek için birbirinizi havada karada satarsınız. Ha Zeynep? Ben öyle bir şeyi asla yapmam. Ben de yapmam. Çok güzel. Müthiş. Göreceğiz bakalım. 3 gün mü? Manyak mı bu adam? Manyak. Böyle bir karar 3 günde nasıl verilir ya? Ateş ne diyor? Ne desin, sinirlendi tabii ki. Bu sefer o haklı, ben haksızım. Hayatım seninle bir alakası yok. Bu adamın böyle manyak olduğunu nereden bileceksin? Bilmem gerekirdi. Yani birinin eline bu kadar gücü teslim ediyorsan öncesinde 2 kere düşünmen lazım, öyle değil mi? Gözünüz aydın. Ne oldu? Söyledim sonunda ekibe. Neyi? 3 güne kadar birinin gidici olduğunu. Hayda. Niye şimdiden söylüyorsun Ateş? Niye söylemeyeyim? Ha? İşte 3 gün boyunca izlersiniz dizi gibi birbirlerini nasıl yediklerini. Gurur Duyu eserinde İpek Tekin. Doktor,
Bunun İpek'le ne alakası var? Ne işin bir şey yapıyorsun? Kimle alakası var? Ben mi getirdim adamı başımıza? Ben kalkacağım. Poliklinikte yapmayacağım. Her şey yapma. Sinirini çıkartacak yer arıyor. Yani üstüme alınıyorum tabii ki. Haklı bir yandan. Vahap geldiğinden beri her şey birbirine girdi. Tamam, düzelirim.